Bahar Kurbay ile Gel de Konuşma programıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Daha önce de söylediğim gibi zaman zaman gündem ısındıkça özel programlarımızla karşınıza geleceğiz. Normalde çarşamba günleri ekranlarda buluşuyoruz. Fakat dediğim gibi siyasi anlamda özellikle gelişmeler olunca Muammer Demirli, Sayın Demirli gibi konuklarımızı davet ediyoruz ve karşınıza geliyoruz. Birçoğunuzun tanıdığı gibi Muammer Bey, MHP İl Trabzon Başkanı, MHP Trabzon İl Başkanı, ters söylemeyelim. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, sağ olun Bahar Hanım, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Vallahi gayet iyiyim, çelik gibiyim. Çalışmalara devam ediyoruz. Devam ediyoruz, tabii çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi ben 2012 yılında arkadaşlarımızla birlikte delegelerimizin teveccühüyle Eylül'ün 25'inde il başkanı seçilmiştim. Yaklaşık 2 yıl oluyor. 2 yıla yakın görevimize devam ettik. Bu dönem içerisinde de 2 tane seçim geçirdik biliyorsunuz. Bunun birisi 30 Mart 2014 Mali İdareler seçimiydi. Diğeri de 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Tabii bu süreçte biz arkadaşlarımızla birlikte 30 Mart Mali İdareler seçiminde gerçekten müthiş bir ekip oluşturduk. Bu ekibin çalışmaları Trabzon'da semerlerini verdi. Belki daha ileri konuşmalarımızda oraya geçeceğiz bilmiyorum ama 2030'da Mali İdareler seçimlerinde bizim 11 tane arkadaşımızın il başkanlığı görevinden istifa ederek belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve mahalli idarelerde başka dallarda aday oldular. Dolayısıyla 11 tane çok iyi, çok değerli arkadaşımız istifa etmiş oldu. Yönetimde bir zaaf oluştu. Bu zafiyeti gidermek için de bazı hareketlerimiz oldu ama bu düşüncemizde, hareketlerimizde çok fazla başarılı olamadık ve görüşmemiz gereken her yerle görüşerek partimizin daha da güçlenmesi için, yapılandırmanın daha da iyi olabilmesi için 2015 genel seçimini düşünerek biz görevimizden istifa ettik. Peki o konulara geleceğiz. 2015'e geleceğiz ama ben ilk önce sizi biraz geçmişe götürmek istiyorum. Tamam, buyurun. İlk il başkanlığı görevine geldiğinizde nasıl bir MHP vardı? Şimdi nasıl bir MHP ile yola devam ediyorsunuz? İlk olarak bunun değerlendirmesini istiyorum sizden. Şimdi Bahar Hanım şöyle söyleyeyim. Biz İl başkanlığı seçimini kazandığımızda ekibimizle şöyle bir söz demiştik arkadaşlarımıza. Gitmediğimiz, sohbet etmediğimiz, çayını içmediğimiz hiçbir ülküdaşımız kalmayacak demiştik. Mümkün olduğu kadar herkese gittik. Herkese uğradık, onların halını hatırını sorduk. Beraber yapmamız gereken ortak paydamızın ne olması gerektiği konusunda hep beraber fikir birliğine erdik. Ve onlarla Milliyetçi Hareket Partisi'nin il teşkilatını birleştirdik. Ortak paydada buluşup Milliyetçi Hareket Partisi'ni en yüksek seviyeye çıkarmak için mücadele ettik. Ben buradan o arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Bizden önce il başkanlığı görevi yapmış, il yöneticiliği görevi yapmış, ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı görevi yapmış bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da bizden önce mutlaka ve mutlaka çıtayı yükseltmek için elinden gelen gayretleri göstermişlerdir. Bundan adım gibi eminim. Ama biz yönetime geldiğimizde bir farklılık olsun dedik. Bu farklılık olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk defa il binamızın mutlak ve mutlak değişmesi gerektiğine inanmıyorduk. Ve il binamızı değiştirdik. Bugün meydanın güzel bir mevkiinde bir binamızı açtık. Herkesin takdir gördüğü, beğendiği bir il binasına kavuştuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık mutlaka, mutlaka ama sokakta insanlarla kucaklaşması gerektiğine inandık. Sokakta insanlarla Milliyetçi Hareket Partisi'ni buluşturduk, kucaklaştırdık. Her sahada olduk sokakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir de basınla ama mutlak ve mutlak basınla da buluşması gerektiğine inandık. Milliyetçi Hareket Partisi'ni basınla buluşturduk. Yani artık basın her yerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşmaya başladı. Basın her yerde artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin var olduğunu söylemeye başladı. Biz önemli olan bu iki noktada Milliyetçi Hareket Partisi'ni birleştirdik. Üçüncü olarak ilçe teşkilatlarımızın mutlak ama mutlak çalışır hale gelmesini sağlamaya çalıştık. Ve bunda da başarılı olduk.
Bu başarımızı biz 30 Mart mali idareleri seçimlerinde gördük. Ha oradaki başarımız tam mıydı? Mutlaka değildi. Arzu ettiğimiz başarı değildi. Ama teşkilatlarımız elinden gelen gayreti son derece gösterdiler ve 11 ilçede belediye meclis üyesi çıkarttık. Bunlar mutlak çalışmanın ürünleridir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük farklılıklar bunlar oldu. Artık her yerde, her sahada vardı. En önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon'da ana muhalefet partisi oldu. İkinci parti oldu. 30 Mart mahalli idareler seçimlerinde. Evet. Ondan farklı Milliyetçi Hareket Partisi 69.500 oyunu 100.000'e çıkarttı. 11 ilçede belediye meclis üyesi çıkarttık. Bu meclis üyelerinin sayısı 40 oldu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi artık kabuklarını kırdı. Şimdi tek bir hedefimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon'da birinci, Türkiye'de iktidar olacak inşallah. Trabzon'daki, yereldeki çalışmamızın ana gayesi budur. Şimdi yerel seçimde takip ettiğim kadarıyla bazı gözlemlemelerimi dile getirmek istiyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Rica ederim. Daha önceki MHP'ye baktığımızda daha erkek egemenliğini daha fazla görebiliyorduk ama geçtiğimiz yerel seçimde kadınların da vızır vızır çalıştığını gördüm ben. Evet. Hani belki işte iktidar partisi diye nitelendirebileceğimiz AK Partisi'ndeki kadar yoğun bir bayan portföyünüz yoktu ama hani erkek egemenliği var denilen MHP'yi biraz yıkmaya başladınız. Doğru bir tespit midir? Bu yolda devam edecek misiniz yoksa yanılıyor muyum? Evet devam edeceğiz. Neden derseniz şu anki yeni yönetimimize 5 tane bayan arkadaşımızı tekrar aldık. 5 tane bayan arkadaşımız var yeni yönetimimizde. Evet bu tespitiniz doğru. Şimdi bakın Bahar Hanım. AKP Türkiye'de seçmenin %55'i bayan. %60'a yakını bayan. AKP bu seçmeni kendi lehine çok iyi kullanıyor. Ve bu bayan seçmenlerin iddia ile söylüyorum en az %70-75'i AKP'ye oy veriyor. Bunu mutlak olarak MHP'nin kırması gerekir. Evet. Biz de bayan arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz bayanlar komisyonumuzda, ilçe teşkilatlarında oluşturduğumuz bayanlar komisyonlarında onlarla birlikte sahaya çıktık. Sahada 20 tane erkek varsa en az 15 tane de bayan vardı. Bunu mutlak görmüşsünüzdür. Her yerde inşallah bundan sonra her yerde de böyle olacaktır. Bunda çok iddialıyız. Ama çok iddialıyız. Bayan arkadaşlarımız gerçekten bizim ulaşamadığımız, bizim gidemediğimiz, bizim sohbet edemediğimiz, hani onların tam anlamıyla ruhlarına inemediğimiz bölgelerde onlar çok daha aktif, çok daha faal bir şekilde çalışacaklar. Tespitiniz doğru. Bu bundan sonraki çok daha farklı olacak. Sizin bir döneminiz oldu. İl başkanlığından ara mı verdiniz diyeyim. Çalışmalardan dolayı istifa ettiğinize dair haberler de çıktı. Hatta zaman zaman işte farklı isimler konuşuldu. Tekrar başkanlığa gelme ihtimali olan. O süreçte içeride neler yaşandı? Dışarıda konuşulanlar sonuca bakıldığında yanılttı zaten birçok insanı. Evet. Hani başka bir isim bekliyorlar değil başkanlığında. Ama siz tekrar göreve getirildiniz. Göreve getirilene kadar ve yeni üyeler, genç isimler incelediğimizde zaten görebiliyoruz. Genç isimlerle yola devam ettiğinizi. Evet. Bayanların olduğu gibi de. Ama biz dışarıda farklı isimler konuşulurken içeride neler oldu? Yani hiç akıllardan farklı bir isim geçti mi? Yoksa ben rakip tanımadım. Daha doğrusu sizinle birlikte aynı masaya oturan kişiler farklı bir isim önerdiler mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın biz istifa ederken tek düşüncemiz vardı. Tek emelimiz vardı. Tek gayemiz vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha yüksek bir yerlere çıkarmak. Çıtayı yükseltmek. Amacımız buydu. İstifa ediş nedenimiz de buydu. Çünkü bu yönetim kadrosuyla, bu arkadaş ekibimizle 2015 seçimlerine hazırlanmamız mümkün değildi. Bu niyette yola çıkan bir insan, kim başkan seçilirse, yani atanırsa atansın, seçilme değil de atanma olacaktı. Evet. Kim başkan atanırsa atansın,
onun yanında olacağımızın sözünü vererek istifa ettik. İl yönetimi olarak komple istifa ettik. Ama kim atanırsa atansın mutlak biz onun yanında olacağız dedik. Böyle o niyetle istifa ettik. Tabii istifa ettikten sonra yeni atanacak arkadaşımızın atanması yapılana kadar biz de görevimizin başında görevimize devam ettik. Yani iş tüzüğümüz zaten böyle söylüyor. Görevinize devam edeceksiniz. Atanana yönetimi devredeceğiz. Evet. Biz bu niyetle istifa ettik. İstifa gerekçelerimizi de sıraladık. Mutlak ve mutlak Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyümesi, yükselmesi, en yüksek seviyeye gelmesi için güçlü bir yönetimi mutlaka oluşturması gerektiğine inandık. Ve bu düşünceyle atanacak olan arkadaşımızı bekledik. Ve atanacak olan arkadaşımıza tertemiz bir parti teslim edecektik. Yani tertemiz, hiç borcu olmayan, her şeyiyle pırıl pırıl bir parti teslim edecektik. Ve ona da her konuda yardımcı olacağımızın sözünü vererek oradan biz ayrılacaktık. Ama genel merkezimizin takdiridir. Genel merkezimiz yine bu ekibin başında şahsımı ve yönetim kurulu oluşturmamı söyledi. Ben de çok titiz bir çalışma yaparak arkadaşlarımla, herkesle, buradan emeğe geçen herkese son derece teşekkür ediyorum. Zerre kadar emeği kimin geçmişse hepsine teşekkür ediyorum. Herkes üstün bir gayretle partimizde üniversitelisi, partimizde sivil toplum örgütü, partimizde akademisyeni, partimizde bürokratı, vizyonu düzgün olan ama her kesimden insanı yönetime aldık. İnsanları yönetime aldık. Bahar Hanım bakın ben 60 yaşındayım. Bu parti sürekli bizim hizmet edeceğimiz bir parti değil. Biz zaten varız. Bizim alnımıza yazılmış. Pazara kadar değil, ölene kadar MHP'liyiz biz. Mezara kadar MHP'liyiz biz. Bu yüzden partimizin mutlak ve mutlak gençleştirilmesi gerektiğine inandık. Ve bu hareketi yaparken de yaklaşık 38 tane yeni ismi partimize kattık. Ülkücü, ülkenin bekasına inanmış, bölünmez bütünlüğüne inanmış çok büyük değerleri partimize kattık. 38 tane yeni isimle yönetim kurulumuzu oluşturduk. Genç, pırıl pırıl insanlar. Ama çalıştıkları mekanda veya kurumda hep kendilerini ispat etmiş olan insanlar. Ve bu insanlarla biz 30 Mart mali idareleri seçimlerinde de buluşmuştuk. O zaman da bize yardım etmişlerdi. O zamanlar da onların üstün gayretlerini görmüştük. Ama biz onları hep not etmiştik. İl yönetim kurulu oluşurken de onları yönetime aldık. Ya bu yönetim öyle sıradan yazılan bir yönetim değil Bahar Hanım. İnşallah 2015 seçimlerinde, seçimlerinin sonucunda bunları hep beraber göreceğiz. Her şey çok güzel olacak. MHP için çok güzel olacak. İsimleri geçen arkadaşlarım benim için bir değerdir. Yani buraya atanmak için isimleri geçen arkadaşlarım benim için bir değerdir. Hepsi bu partide öyle veya böyle hizmete dokunmuş çok değerli kardeşlerimdir. Çok değerli insanlardır. Mutlaka ve mutlaka onlar atansaydılar ben onların yanında olacaktım. Öyle inanıyorum ki onlar da bizim il teşkilatımızda birlikte olacaklar, yanımızda olacaklar ve yüreklerimizi kaynaştıracağız. Bu isimler kimler peki? Ben o isimler üzerine detaya inmeyeyim. Çünkü onların hepsi benim çok değerli kardeşlerimdi. Ben onların hepsine saygı duyuyorum. Onlarla bir abi olarak önce bakın bir partili olarak değil, bir abi olarak da bana saygı duyduklarına inanıyorum. Yönetim kurulumuza da saygı duyduklarına inanıyorum. Çünkü isimleri geçen her arkadaşım beni arayıp benim nezdimde il yönetimini tebrik ettiler. Gerçekten çok beğendikleri bir üye yönetimi olduğunu da işaret ettiler. O yüzden sizin şeyinizde televizyonunuzla birlikte onlara buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bundan sonra ortak paydamız olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarını hep birlikte yapacağız onlarla. Ben sizden isim istedim ama vermemeyi tercih ettiniz. Evet. Fakat ben şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size müsaadenizle. Şimdi Gelde Konuşma programının özelliği işte konuşulmayacak ne varsa, söylenmeyecek ne varsa söylenmektir. Hani şunu söylemek istiyorum. Sonuç itibariyle isimlere geçen kişiler zaten centilmenlik göstermişler, sizi aramışlar. Evet. Hani gönül birliği içerisinde yola devam edeceksiniz. Bunun ismini gizlememek gerekiyor diye düşünüyorum başkanım. Bizimle. Ya ben gizlemiyorum ya bunlar benim ülküdaşlarım. Mesela örneğin bir dönem önceki
İl başkanlığımızı yapmış, elinden gelen gayreti göstermiş olan Nihat Birinci kardeşim. Adı geçen kardeşlerimden yani. Söyleniyordu yani, basında paylaşılıyordu. Evet. İşte Hüseyin Kıran kardeşim. İşte Muhammed Öztürk kardeşim. İşte vallahi başka kim bilmiyorum ki. Böyle isimler geçiyordu. Bunlar hepsi benim canım ciğerim yani. Onlar zaten her gün görüştüğüm, MHP'nin genel durumunu paylaştığım arkadaşlarım. Evet. Bunda bir sakınca yok. Onlar daha önce bu Trabzon'da bu partiye biri ocak başkanlığı yapmış. İki tanesi il başkanlığı yapmış. Benim için çok değerli insanlar. Onlara buradan hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi benim için bir değerdir. Kimin adı geçmişse hepsi benim için bir değerdir diyorum. Peki 2015'te nasıl bir süreç bekleyecek bizleri? Nelerle karşılaşacağız? Bakın 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon'da çok farklı olacak. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Nerede olması gerekiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi orada olacak. Belde ise beldede, mahalle ise mahallede, köyde ise köyde, ilçede ise ilçede, merkezde ise merkezde olacak. Ama her yerde olacak. Kurulmayan bir tane mahalle teşkilatımız olmayacak. Belde teşkilatımız olmayacak. Köy teşkilatımız olmayacak. İlçe teşkilatımız olmayacak. Ama bunlar isimde kurulmayacaklar. Aktif, enerjik, tamamen sahada olan bir isimlerden oluşan gruplarla kurulacaklar. Şu an bakın biz henüz daha görev dağılımı yapmadan biz bunların üzerinde bir çalışmaya başladık. Altyapısını yapmaya başladık. Çünkü en önemli konudur seçimde bunlar. Seçimde mahalle teşkilatı olmayan, ilçe teşkilatı olmayan, köy teşkilatı olmayan, temsilcileri olmayan hiçbir partinin bu seçimi alma şansı yok. Az evvel sizlerin beyan ettiğiniz gibi bayan komisyonları güçlü olmayan bir partinin bu seçimi kazanma şansı yok. Milliyetçi Hareket Partisi yapılandırmadan sonra bu etnik, bu çok kritik konulara son derece hızla ama sağlam temellere dayanarak inecektir. Ve inşallah da bu konuda başarılı olacaktır. 2015, bakın buradan söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok farklı olacağı bir seçim olacak. Çünkü bizim 100 bin oyumuz var. Bugün siyasi bilimciler büyük şehirlerde belediye meclis üyelerinin oylarını baz alırlar. Ama büyük şehir olmayan yerlerde ise il genel meclisinin oylarını baz alırlar. Trabzon'da belediye meclis üyelerine bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi 100 bin oy aldı. 99.981 oy aldı. Yani 100 bin. Bugün 10 bin tane daha oy alsak, 110 bin oy alsak 2 milletvekili çıkarıyoruz. Yani 10 bin oy daha. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak arkadaşlarımızla birlikte biz 2 milletvekiline razı değiliz. Kesinlikle razı değiliz. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni dikkatli izlesinler. Farklılığını en yakın zamanda 1-2 ay içerisinde görecekler. Sizler de izleyin ama. Basın olarak sizler de izleyin. Yakından takip ediyoruz. Tamam. Bakın bu iddialı sözlerim bunlar. Evet, evet, iddialı konuşmalarınız var. İddialı konuşmadan da ötürü bir adım attınız. Hani zaten bir algı vardı. Evet. Genel başkanlar değişecek mi, değişmeyecek mi? Biz bunun tartışmasını yaparken Trabzon İl Başkanlığından değişim geldi. Evet. Hani belki basın olarak tabii biz bazı şeyleri daha önceden hissedebiliyoruz ama genele baktığınızda il başkanlığından bir şey adım beklenirken çok yakınımızdan geldi bu adım. Dolayısıyla acaba neler gelecek diye merak ediyoruz. Mutlaka. Ve konuşmalarınızdan da anlıyoruz ki bu meraklarımız boşuna değil. Ama şunu da sormak istiyorum ben size. Siz bu kadar donanımlı, enerjik çalışmaya devam ederken rakiplerinize de meydan okudunuz. Onları nasıl görüyorsunuz bu sürece? Onlar da hazırlanıyor haliyle. Vallahi ben şunu söylüyorum. Bugün herkes şunu söylüyor. Sahada görülen tek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Hı hı. Şimdi AKP'nin belli bir gücü var zaten. Bak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP il teşkilatının veya ilçe teşkilatının hiçbir çalışma yaptığını gördünüz mü? Size samimiyetimle söylüyorum, hiçbir çalışma yapmadı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz 11 ilçeye gittik. 11 ilçede çalışma yaptık. Trabzon merkezde 9 defa sahaya indik. Bildiri dağıttık. Merkez köylere gittik. Mahalle teşkilatlarıyla toplantı yaptık. Ama AKP'nin neyi var?
bir belediye başkanlığı var. Orta Hisar'da değil, bakın büyükşehirde bir belediye başkanı var. Büyükşehir belediye başkanı 18 ilçede de yemek verdi. Belediye başkanı verdi bu yemeğe, dikkat edin bakın. Belediye başkanı 18 ilçede yemek verdi. Bu AKP'nin faaliyeti gibi gözüktü. Yani belediye benden vergisini alıyor, fonlarını alıyor, emlak değerlerini alıyor, geliyor bu yemekleri vererek, bakın bu yemekleri vererek AKP'nin adı altında siyaset yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de gönüldaşlarından, ülküdaşlarından, kardeşlerinden, yürekleri bir olan insanlardan topladığı paralarla, değerlerle hareket ediyor. Bu gücün karşısında ne kadar savaşılır? O yüzden biz bunu da göz önünde bulundurarak 2015 seçimlerinde inşallah çok daha farklı bir vizyonla sahiyeneceğiz. Çok daha farklı bir enerjiyle sahiyeneceğiz. Göreceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat yapısıyla zaten bu işin birinci partisidir. Kurulduğu günden beri yüreklerindeki sevgi, yüreklerindeki o ülkenin bekası, o ülkenin edası, ona bakışı, vizyonu, onun ne bileyim ben milli hassasiyetleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde silinemez güçlerdir bunlar. Yani AKP'de böyle bir hassasiyet var mı? Önce bunu düşünmek lazım. Bu hassasiyetler Milliyetçi Hareket Partililerde, ülkücülerde yok olmaz. Ama AKP gibi birçok parti Türkiye'de kuruldu, bugün eser bile yok onlarda. AKP'nin de sonucunun bu olacağını herkes zaman içerisinde bu süreçte görecek. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir şey olma şansı yok. Çünkü ilkeler, ülküler etrafında birleşerek 9 ışıkla donanmış olan insanlardan oluşan bir parti grubudur bunlar. Bunların yok olma şansı zaten yok. O yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz. Diyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönüldaşları, Milliyetçi Hareket Partililer 2015'in önemini mutlak ve mutlak kavramaları gerekiyor. 2015'te bu seçim Türkiye'nin tamam mı yoksa devam mı seçim olacak? Cumhuriyete tamam mı yoksa devam mı seçim olacak? Bu seçim ülkenin bölünmez bütünlüğü için var mısınız yok musunuz seçim olacak? Bu seçim 2015 seçimi Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlak ama mutlak bir kenarından iktidar olması gereken bir seçimdir. Bunu hiç kimsenin de engellemeye gücü yetmeyecek. İnşallah 2015 seçiminde dedim ya biz teşkilatımızı gençleştirdik, teşkilatımızı güçlendirdik. Bu seçimde de gençlerin tamamının oyuna talip olacağız. Tamamının oyuna talip olacağız. Onlarla çok sık toplantılar yapacağız. Onlarla çok sık buluşacağız ve onların enerjilerimizle birleştirip yola öyle devam edeceğiz. Peki Trabzon böyle vızır vızır çalışırken aynı çalışkanlığı diğer illerde de görmek mümkün mü? Valla Bahar Hanım, biz önce kapımızın önünü süpürelim. Biz kapımızın önünü süpürelim. Ben diğer arkadaşlarımın da bu enerjiyle devam edeceklerine inanıyorum. Genel merkezimizin de bu enerjiyle devam edeceğine inanıyorum. Ama biz Trabzon teşkilatı olarak önce kapımızın önünü süpürelim. Bakın biz güçlenmek için istifa ettik. Genel merkezimiz bizim bu düşüncemizi, bizim bu gerekçemizi takdir etti. Ama biz ona her şeyi açık açık söyledik. Tek niyetimiz budur, bunu farklı yöne kimse çekmez. Ve onlara sizin elinizin de teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da bizi çok iyi anladılar ve tekrar görevi bize verdiler. Takdirleri bizden yana oldu. Ve biz de inşallah sorumluluğumuz daha da arttı bizim şimdi. Şimdi sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Bu sorumluluk duygusu içerisinde inşallah önce genel merkezimizi utandırmayacağız. Trabzon seçmenini utandırmayacağız. Kendimizi utandırmayacağız ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidar yapacağız Trabzon'da. Peki şunu da sormak istiyorum ben size. Hazır genel merkezden laf açıldı. Birçok vatandaşın beklediği gibi MHP'nin genel başkanlığında herhangi bir değişiklik yaşanacak mı? Yoksa Devlet Bahçeli ile devam mı diyeceksiniz? Şimdi Bahar Hanım şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bizim her iki yılda bir olağan kongremiz yapılır. Evet. Bu yaklaşık Kasım ayına gelir. Kasım ayının 4'ünde yapılmıştı çünkü. En son 2 yıl bu 2014'ün Kasım ayında doluyor. Ama partilerde şöyle bir özellik vardır. Hep bu 1 yıl uzatılır. 1 yıl uzatılır.
genel başkanlık, yani genel kurultaylar bir yıl uzatılır. Ki büyük bir ihtimalle bu da bizim uzatılacak, çünkü seçim var, seçimde böyle bir şeye gidilmez. Bir yıl uzatıldığında 2015'in Kasım ayına gelecek. Yani en son Kasım'ın 4'üne kadar mutlaka büyük kurultayımızı yapmamız gerekir. Şimdi bunun için böyle şeyler konuşmak bana göre tezdir. Bana göre Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıpratmaktır. Bana göre zayıflatmaktır. Zamanı geldiğinde herkes kendi fikrini söyleyecektir, çıkacaktır. Ben şu genel başkan adayları içerisinde şunu destekliyorum diyecektir. Buna herkese saygı gösterecektir, saygı duyacaktır. Ama şunu söylüyorum bakın. Baş bu Alparslan Türkeş, rahmetli merhum Alparslan Türkeş'in bize söylediği bir şey vardır. Ülkücü fikrinde hürdür. Bakın dikkat edin. Ülkücü fikrinde hürdür ama emirde itaatkardır. Biz hür irademizle o gün oyumuzu kullanacağız. Kim seçilirse seçilsin. O gün o biter, emirde itaatkar duruma geçeriz. Özgür irademizi kullanacağız. Seçilene karşı emirde itaatkarlığımızı kullanacağız. Bana göre ülkücülüğün de duruşu bu olmalıdır. O yüzden şimdi bunları konuşmak yersiz, anlamsız konuşma olur. Ben kim gelirse gelsin, dediğim gibi her ülkücü gider özgürce iradesini kullanır ve oradan da sağlam bir iradeyle çıkarız. Peki ben yeterince Trabzon'un hani nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilgilendirdiğimizi düşünüyorum. Biraz da hazır Trabzon'da ana muhalefet konumuna gelmişken sizinle muhalefet yapmak istiyorum buradan. Tabii, buyurun. Son zamanlarda biliyorsunuz Trabzon'da çok fazla konuşulan bir konu oldu. Bu Akyazı'da yapılacak olan stadyum. Stadyumun yanında sevgili izleyenler sizin de bildiğiniz gibi spor kompleksi yapılıyor. Spor kompleksinin ismini Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan koyalım mı önerisinde bulundu. Bu öneriye de CHP'den, MHP'den itirazlar geldi. Fakat şöyle bir detay gözüme çarptı. CHP'nin il başkanı tepki koyarken, mecliste yer alırken sizi göremedim. Ben mi göremedim? Yoksa siz nasıl bir düşünce içerisinde olduğunuz için? Bahar Hanım, şunu söyleyeyim öncelikle. Ben tabii ki Tayyip Erdoğan isminin, Sayın Tayyip Erdoğan isminin, Cumhurbaşkanı ismimizin oraya verilmesine özellikle tek kelimeyle karşı. Biz o gün niye çok fazla bir bu konuda aktivite göstermedik dersek, bizde o vakit bir yönetim boşluğu vardı. Yani kimsenin adına çıkıp konuşmak gibi bir lüksümüz yoktu. Evet. Konuşsaydık ne diye konuşacaktım? Yani biraz öyle düşünmek gerekirse de o bir vatandaş fark. Vatandaş olarak. Vatandaş olarak ancak. Böyle bir soru sorulursa bana konuşurdum ama mesela ben size herhangi bir şey bildiri gönderemezdim. Hangi adla gönderebilirdim? Bir de o vardı yani. Ondan biraz evet, o gün durgunduk, o süreçte durgunduk. Ben şunu söylüyorum özellikle. Kimse Akyazı'yı bize böyle altın tepside sunmadı. Akyazı bize altın tepside sunulmadı. Evet. Akyazı 12 yıldır AKP'nin pişirip önümüze koymuş olduğu bir özlemdir. Yani ne oldu? 12 yıldır AKP ben buraya stat yapacağım dedi. Sonunda bir yıldır da bir çalışma orada başladı. Yalnız AKP'ye gelelim. Kim tarafından yapılıyor bu? TOKİ tarafından. TOKİ burayı bize bağışladı mı Bahar Hanım? Bakın, burayı bize bağışlamadı. TOKİ müteahhitliğini konuşturuyor. TOKİ Trabzon insanına tabiri caizse, bakın çok özür diliyorum. Buradan bütün seyircilerimden özür diliyorum. Trabzonlulara kazık atıyor. Sahil dolduruyorsun denizi. Denizi dolduruyorsun. Bir alan oluşturuyorsun. Oluşturduğun bu alanın kat kat üstünde parasal olarak, değer olarak, yer olarak kat kat üstünde Trabzon'un en güzel yerlerini bizden istiyorsun. Bakın buradan bizden istenen yerlere dikkat ettiniz mi? Evet. Stadımız, yanındaki sahamız, Akçabat Stadı. Yani bunlar bugün Trabzon'da değerleri biçilemeyen arsalar. TOKİ dese ki ben bunu Trabzon'a hibe ediyorum, hediye ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı veya Sayın Başbakan.
O zaman başbakandı. Deseydi biz onu takdirle karşılaştık. O halde o isim üzerinde belki konuşurduk, düşünürdük. Ama sen benim elimdeki en güzel değerleri alıyorsun. En güzel değerleri alıyorsun. Bana denizin kıyısında doldurduğun bir sahada bina yapıyorsun. Stat yapıyoruz. Şimdi soruyorum. O stadın sahanın alanı ve stadın yapım alanının değeri. Acaba almış oldukları, bizden almış oldukları stadın değerinin kaçta kaçı? En az 5 kat bizim onlara vereceğimiz arsanın değerleri çok daha yüksek. Hem bize, çok özür diliyorum, tekrar özür diliyorum. Hem bize, Trabzon halkına, Trabzonlara geleceksin, bir tokat vuracaksın. Ben senden burayı alıyorum diyeceksin. Hem de diyeceksin ki ben buraya bu adı koyuyorum diyeceksin. Yok öyle bir şey. Bahar Hanım, öyle bir şey yok. Biz ölene kadar bunun olmaması için mücadelemizi veririz. Ama ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanı hemen bir dönüş yaptı. Ya biz bu ismi sadece önerdik. Sana mı kalmış burayı önermek ya? Sen görevini yap ya. Sana mı kalmış burayı önermek? Bura Milli Emlak. Milli Emlak önersin. Veya herhangi Gençlik Spor Müdürlüğü önersin. Birisi önersin. Sana mı kalmış burayı önermek? Sen asli görevini yap. Git belediyeciliğini yap. Olmaz böyle bir şey. Trabzon halkıyla kimse dalga geçmez. Oraya bir isim verilecekse bana göre bunun en güzel yolu Trabzon halkının ortak alacağı bir kararla verilecek isim olur. Trabzon halkının burada düşünceleri, duyguları bence alınmalıdır. Alınıp ondan sonra oraya ortak bir isim bulunabilir. Verilmedi. Ya Avni Aker ismini yine verelim. Avni Aker ismi, Hüseyin Avni Aker ne yaptı? O arsayı oraya bağışlarken veya orada yaptığı çalışmalarla, Gençlik ve Spor Müdürü'ydü o zamanlar o. Yaptığı çalışmalarla, hizmetlerle bedel mi istedi devletten? Bir yerden toprak mı aldı devletten? Ne yaptı? Yüreğinden, yüreğinden gelerek o arsayı bağışladı. Bedelsiz bağışladı. Ama TOKİ bizden bedel üzerine bedel alarak bunları bize bağışlamıyor. Bize satıyor. Trabzonlara satıyor. Trabzonların kendi arsalar üzerinden TOKİ para kazanıyor. Ticaret yapıyor. Müteahhitlik yapıyor. Yok öyle bir şey. Kesinlikle bu isme karşıyız. Kesinlikle bu ismin oraya verilmemesi için elimizden gelen ama elimizden gelen son noktaya kadar olan itirazımızı yapacağız. Buna itiraz edeceğiz. Ve mümkün değil yani. Oraya Tayyip Erdoğan isminin verilmesine tamamen karşıyız. Adam Fenerbahçeli olacak. Fenerbahçe'yi savunacak. Odasında 11 yılının şampiyonluk kupası duracak 2011'in. Ve Fenerbahçeli'ye şampiyonluk kupamızı vermeyen adamın ismini gelip oraya yazacağız. Bu Trabzonlu'ya küfretmektir ya. Bu Trabzonlu'ya büyük hakarettir. Buna Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatı olarak kesinlikle karşı çıkacağız, karşıda duracağız. Verilmelidir diyenleri de buradan şiddetle kınıyorum. Ki Orhan Feyzi Gümrükçüoğlu Sayın Belediye Başkanımız da şöyle bir savunma yapmıştı. Hani stat üzerinden gidildiği için, gidiliyormuş gibi gösterildiği için, işte aslında stat değil, spor kompleksinin adı için öneride bulunduk evet. Tarzında açıklamalar da geldi. Ama bu açıklamalar öneriyi yok saymamıza sebep olmadı. Şöyle bir olay da çıktı. Bilmiyorum ne kadar konuşmamız doğru ama hazır konu gelmişken size de sormak istiyorum. Fenerbahçe maçının hemen akabinde böyle evet. bir açıklama yapıldığı için komplo diye adlandırıldı. Siz bu açıdan baktığınızda hak veriyor musunuz komplo diyenlere? Vallahi o günkü açıklamalarımızda bunu söylüyor. Talihsiz ve zamansız bir açıklama diye ben bir beyanımda olmuştu o gün. Bakın talihsiz ve bakın çok talihsiz bir açıklama, zamanı da hiç uygun olmayan bir açıklama. Bu düşünenlere karşı ben de aynı düşünce içerisindeyim. Bunu söyleyen insanın bunu düşünemediğini de ben acıyorum o insana. Bunu nasıl düşünemez diye. Fenerbahçe maçı var bir gün sonra. Sen mecliste karar alıyorsun cuma günü ve diyorsun ki buranın adı bu diyorsun. Mecliste tartışmadan da dışarı çıkıyorsun. Bakın tartışmadan da dışarı çıkıyorsun. Biz bu kararı aldık diyorsun. Yani güç bende, ben himenim mi diyorsun? Güç bende diyorsun. Yok böyle bir şey.
Biz demokrasiyle idare ediliyoruz. Bu ülke demokratik bir ülkedir. Hayır, ben etmiyorum diyorsan ayrı mesele. Demokrasiyle idare edilen bir mecliste, belediye meclisinde, büyük şehirinde herkesin görüşü alınmalıdır. Ben bu düşüncedeyim. Ama maalesef bizim başkanımızın sağ olsun böyle bir özelliği zaten o günden beri, ta başından beri yok. Ben bilirim, en iyisini yaparım. Bu tarz, bu hava, bu sistemle belediyeyi idare ediyor. O yüzden de iyi biliyorsunuz ki bugün iki belediye başkanının yan yana gelip bir konuyu paylaştıkları da bugüne kadar mümkün olmadı. Trabzon bir şehir, büyük şehir ve Ortahisar Belediyesi. Yan yana gelip ortak bir kararda, ortak bir paydada buluşup Trabzon için karar alamadılar. Bu Trabzon için bir zarardır. Bu Trabzon için çok kötü bir sonuçlara doğuracak olaydır. İnşallah zaman içerisinde bunu üzerlerinden atarlar diye düşünüyorum. Ki aynı binada da aslında. Aynı binada. Evet. Ona rağmen. Bu arada şu bilgilendirmeyi de yapmak istiyorum. Belki bilenler var, hatırlatmış olayım o bilenlere de. MHP Meclis Üyesi Ali Sağır Bey o gün önerinin geldiği gün tepkisini koymuştu. Evet. Onun da hakkını yemeyelim buradan. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzeldi. Bilenler varsa da buradan iletmiş ve bilgilendirmiş olalım bilmeyenler de varsa. Bunların yanı sıra Trabzon'a baktığınızda ivedikli çözülmesi gereken konu olarak neyi görüyorsunuz? Valla ben Trabzon'da trafik şu an en büyük sorun. İşte bu yazın bunu hep beraber, hep birlikte izledik, gördük. Gerçekten çok büyük bir sorun. Bir kere köklü bir çözüm bulamıyoruz. Buna köklü bir çözüm bulamıyoruz. Bunu tabii ki gerek sivil toplum örgütlerinin belli bir kurumu, gerekse valilik, gerekse emniyet, gerekse belediye ortak bir çözüm için çalışma yapmaları lazım. Var mı böyle bir çalışma? Yok. Maalesef yok. Kent konseyleri toplanıyor, kuruluyor, ediliyor ama trafikle alakalı yıllardır böyle köklü bir çalışma yok. Şimdi biliyorsunuz uydu kent diyelim oraya. Boztepe'de bir kent kuruldu. Evet. Boztepe'de gerçekten çok büyük bir yapılanma var, yapılandırma var. Şu an 30 bin insanın yaşamış olduğu bir yer durumuna geldi. 30 bin insanın. Bahar Hanım söyleyebilir misiniz bana Boztepe'nin ana yolu neresi? Boztepe'ye nereden çıkılıyor? Boztepe'ye çıkılan bir yol var mı? Ya o Boztepe'nin o gücüne, o nüfusuna cevap veren bir yol var mı? Maalesef yok. Neresi var? Aşıklar Parkı'nın oradan, karakolun oradan yukarıya çıkan bir yol. O yolun da bir tarafı otopark olmuş. Sadece 4 metreden gidiş gelişi sağlıyorlar. 4 metre yoldan gidiş gelişi sağlıyorlar. Yol bura. Şimdi saat 6'ya geliyor veya 5.30. Gidin orada trafiği bir izleyin. Bir izdiham. Aslında bana göre en önce en kolaylıkla yapılması gereken yer. Yukarıda sağ taraftan sağ taraftan gerekli çalışmayı yaptıktan sonra ondan sonra bu yolu açabilirler. Çok da kısa bir yer. 300-400 metre yolu açacaklar. Ama maalesef belediyenin bu konuda bir çalışması yok. Neden biliyor musunuz? Belediye hava atmaktan, belediye yalan konuşmaktan fırsat bulamıyor. Gidiyor Erdoğdu yolu üzerinde açıldı ya o yol. İşte Erdoğdu yolu açıldı ya. O Erdoğdu'dan yukarıda büyük hizmet var. Doğru. Açandan Allah razı olsun. Sebep olandan da Allah razı olsun. Kim açtı ama? Karayolları. Gidip onun başında bol bol resim verir bizim başkanımız. Aynı manzara, aynı resimleri ben Boztepe yolunda vermesini istiyorum. Yani karayollarının yaptığı bir hizmetle kendini adlandırmaya hiç gerek yok. Aynı şeyi Boztepe'de yap. Kanuni Bulvarı. Bakın ben Kanuni Bulvarı'nın bitim tarihini ta bundan 3 sene evvel de demiştim. 20 yıl demiştim. Kanuni Bulvarı'nın bitim tarihi 20 yıl sonradır. İddia ile söylüyorum. Bu belediye başkanı 2009'da iktidara geldiğinde, belediye başkanı seçildiğinde ne dedi? 2011 yılında 2 yıl sonra Trabzon'da doğalgaza sahip olmayacak hiçbir mahalle olmayacak dedi. Öyle mi? Daha Beşiktaş'ta doğalgaz yok ya. Evet. Trabzon'un en önemli mahallelerinden bir tanesi. Erdoğdu'da doğalgaz yok.
Belli en büyük yerlerinde, en büyük binalarında doğal gaz yok. Söylüyorum ya, iki tane önemli şehir saydım sana. Boztepe'nin doğal gazı yok. Ne demek oluyor bu ya? Sene 2015. İkinci dönemine başladı. Geçen gün gibi programında da şunu söylüyor. Ancak diyor 15 yıl sonra Trabzon diyor doğal gazla donanır diyor. En azından doğru bir söz söyledi ya. En azından gerçekçi bir cümle kullandı. Bakın ben söylüyorum, kanunu bulvarı. Bu düşünceyle giderse, bu zihniyetle giderse kanunu bulvarının başlama tarihiyle bitim tarihi arasındaki süre 20 yıldır diyorum ben. 20 yıl veriyorum. Daha bir tane yer istimlak etmediler Bahar Hanım. Bir tane yer istimlak etmediler. Bunları inşallah hep birlikte göreceğiz. Bunları hep birlikte inşallah izleyeceğiz. Bu zihniyet, bu düşünce Trabzon'a hizmet vermez. Vermesi de mümkün değil. Ya bana şunu söyleyeyim. Belediyenin tek başına bütçesi kendine ait. Bakın bütçesi. İmarı kendine ait. Projesi kendine ait. Bir tane bütçesi şeyini söyleyin. Yani program yaptığı bir işi söyleyin. Bakın yaptığı bir net bir soru soruyorum ya. Belediye ne yaptı bugüne kadar? Ama bu saydıklarım kendine ait olacak. Spor Toto Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yürüyüş yolunu ben yaptım dedi adam ya. Spor Toto Bölge Müdürlüğü de kızdı, gitti oraya bir yazı yazdı. Spor Toto Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıştır dedi. Evet. Aynı Erdoğdu yolunda olduğu Erdoğdu karayollar tarafından yazılmıştır dedi. Ya bu ne demek oluyor ya? Millet bu kadar, affedersiniz ama, saf mı ya? Zaman zaman Trabzon insanının saflıktan mı bilmiyorum ama sorgulamayıp işte önüne sunulduğunu, hani biri çıkıyor ben yaptım diyor. O da sorgusuz sualsiz kabul ediyor, alkışlıyor. Evet. Bu tutumu aslında fark etmiyor birçok insan ama gerçekten şehrimize zarar veriyor. Kesinlikle. En basitinden mesela o projeler sunuldu, yerel seçimde projeler sunuldu. Sizin partinizde yaptı, işte CHP'de yaptı, AK Parti'de yaptı. Bakıldığında hani bu yapılıyor ama neden ya da nasıl, niçin sorgulamadan tamam işte Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu söylediyse yapar. E kardeşim, en basitinden projelerin birinde hani şey vardı, denizle şehri buluşturmak vardı. Evet. Aynı zamanda da yapılan yol ve yolun hemen kenarına, yürüyüş yolunun hemen kenarına çekilen çitlerle övündünüz. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet, evet. Bir vatandaş da çıkıp demedi mi ki hani bunu diyorsun ama böyle bir şey yapıyorsun? Bir kişi sorgulamaz mı bunu ya? Maalesef öyle. Böyle bir şehir olduk ve hani büyük şehir ismi verildi ki büyük şehir olduğumuzu hala ben düşünmüyorum. Kasaba hayatı yaşıyoruz. Şehrin merkezine bakıldığında bu alen açık görünecek bir gerçek. Ama insanlarımız bunu sorgulamadığı sürece, ki bunu herkes sorgulamalı. Hani ben işte AK Parti, MHP, CHP ayırt etmeden vatandaşlık görevi olarak gerçekten bizim iyi bir geleceğe sahip olmamız için herkes bunu sorgulamak zorunda. Kendi çıkarlarını ön planda tutup da şehrine zarar veren insanlar bunun pişmanlığını gelecekte yaşayacaklar. Kesinlikle yaşayacaklardır. En basitinden şunu da sormak istiyorum ben size. Lojistik merkezinden dolayı siz Sayın Başkan'a gidip destek vermiştiniz. Evet. Ve diğer partileri birlik beraberliğe çağırmıştınız. Evet. Geri dönüş yapan oldu mu? Hayır, hiç kimse olmamıştır. Ahmet Gürdoğan'ın o günkü toplantısına katıldım. Evet. Ki çok önemli bir konu bu lojistik olayı. Bahar Hanım, ondan önce şunu söyleyeyim. Artık Trabzon'da bakan yok. Trabzon'da bir bakan yok. Evet. Trabzon'da artık bir abi yok. Trabzon'da artık bundan sonra da yatırımlar gramla gelir. Ben az evvel o yüzden dedim ki kanunu bulvarı 20 yıl sonra biter. Artık öyle eski TOKİ'ye gelen paralar Sayın Bayraktar zamanında gibi bunlar yok. Çömlekçi projesi yok. Tren yolu ne oldu? Zigana yolu ne oldu? Zigana tüneli ne oldu? Bunlar yok. Lojistik alan ne oldu? Hani yaptırım adası vardı, ne oldu? Kimse bunları konuşmuyor. AKP'liler bunları konuşmuyor. AKP il başkanı bunları hiç açıklamıyor. Bunlar asıl önemli yatırımlar. Ya bakın soruyorum.
TOKİ'nin haricinde, TOKİ'nin yaptığı yatırımların haricinde Trabzon'da sanayi ile alakalı hangi yatırım yapıldı? Sanayi ile alakalı açık ve net soruyorum. Hangi yatırım yapıldı? Sanayi olmayan, baca tütmeyen bir şehrin büyümesi, kalkınması mümkün değildir. Turizmde ne yapıldı? Tamamen özel sektöre bırakıldı. Devlet olarak ne yapıldı? O da özel sektör artık turizmle alakalı yeterince çok güzel bir şey veremiyor, sunamıyor. Ha inşallah otellerimiz yapılıyor. İnşallah o otellerden sonra bunları sunabileceğiz. Daha farklı turizme Trabzon'da baktırabileceğiz. Veya turizmi celbedip buraya daha da iyi insanları çekeceğiz. İnşallah bunlar olur diyorum. Ama bakın net konuşuyorum. Sanayi ile alakalı. Az evvel saydığım o sıradan koyduğum lojistikli yatırım adasıydı. İşte efendim tren yoluydu, Zigana tüneliydi. İşte dediğim gibi hala bak şimdi susuldu. Artık yatırım bitti. Şimdi gitin bakın Kanuni Bulvarı'na 20'de 1 oranında çalışıyorlar. Yani %20 kapasiteyle çalışıyorlar şu an. %20 kapasiteyle çalışıyorlar ya. Geçin bakın TOKİ'ne ait olan binalarda %20 kapasiteyle çalışıyorlar. Çömlekçi ne oldu kendisine dönüşüm? Ve şimdi öyle diyorlar. Gelen bakan dedi ki çömlekçinin bir 20 yılı var dedi. E orayı terk eden insanlar terk etti. Orada yaşayan insanlar affedersin diyor çöplük içerisinde yaşıyoruz. Buradaki işte esrarcıyla burada şunla bununla beraber yaşıyoruz artık diyorlar. Ahlaksızlık aldı yürüdü orada diyorlar. Ne oldu çömlekçiye? Ben mi yaptım da burayı başlattım? Başlattımsan bitireceksin. Evet. Verdiğin sözü yerine getireceksin. Hani çömlekçinin 4 yılı vardı. 4 yılda ben burayı kent yapacağım diyordun. Kaç 4 yıl geçti? Maalesef yıkılan bina sayısına bakarsanız gidip orada görürseniz çok komik, çok gülüş binalar olduğunu görürsünüz. Ki bakanlar konusunda da mesela Muhammed Balsar Sayın Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı ile geçenlerde bir konuşmamız oldu. Haber61.net haber sitesinde bulabilirsiniz detayları. Ben sadece oradan bir cümleyi size aktarmak istiyorum. Gerçekten birçok siyasetçiyle konuşuyoruz, iletişime geçiyoruz. Ama Muhammed Bey'in orada çok samimi bir ifadesi oldu. Gerçekten hani kendisi de belli ki bu konuda bir üzüntü yaşamış. Trabzon'umuzun bakanı olsun, Trabzon'dan bir kişi bakan çıksın bizim de gönlümüzü isterdi ama mutlaka sahipsiz değil Trabzon'umuz tarzında bir cümlesi oldu. Gerçekten hani bu cümle bana çok sıcak geldi, çok içten geldi. Çünkü hani başka kişilerle konuştuğun zaman nasıl yok işte bütün bakanlar bizim ya da Trabzon'a her türlü yatırımlar devam edecektir. O bakan kökü Trabzon'u gibi savunmalar yapılıyordu. Ama Muhammed Balta açıkça benim de gönlümde şehrimizden bakan çıksın isterdim dedi. Ama olmadı. Bunu bile dile getirmesi bile bence hoş. Evet. Hani onu da hatırlatmış olalım buradan tekrardan. Böyle samimi siyasetler bekliyoruz biz. Hem ben kendi adıma söyleyip diğer eminim bizi izleyenler de samimi siyaset bekliyorlardır. Çünkü günümüzde siyasetin çok da kirlendiğini görebiliyoruz. Yalanlar üzerine sizin de verdiğiniz örneklerden bunu söyleyebiliriz. Yalanlar üzerine siyaset kurmakla vatandaşı bir süre kandırırsın. Yine olan şehri ne olur senin? O yüzden daha temiz bir siyaset çağrısında bulunmak istiyorum buradan da. Sizin sayenizde de oldu bu biraz. Bunların dışında baktığınızda gerçekten ciddi anlamda eksiklikler var. Israrla dile getiriyoruz bunları ama inşallah çözüm bulur dediğimiz noktalar. Çünkü şehrimiz için hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hazır yatırımlardan konu açılmışken Uzungöl'ü de sormak istiyorum ben size. Biliyorsunuz Uzungöl birçok siyasetçiler tarafından övgüyle edilen şehrimizin turizm merkezi olarak adlandırılan bir yer. Ama son zamanlarda çok da ben öyle görüyorum en azından ihmal edilen bir yer. Sizce nasıl? Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahar Hanım bu Uzungöl konusu biliyorsunuz son zamanlarda genellikle Arap turistlerin çok revaçta tuttukları bir beldemiz oldu. Evet.
Uzungöl gerçekten ben en son gittiğimde samimi söylüyorum arabamızı caminin orada bıraktık. Bir balık yemek için balıkçının oraya gidene kadar insanların arasından zorla geçtik bitmiştik. Ama bir baktım hizmet gerçekten yeterli değil. Yani profesyonel bir turizm hizmeti orada yok. Hep orada böyle köyden aldığımız genç kardeşlerimizle beraber hizmet vermeye kalkmışız. Çok nadir hizmet veren oteller ve lokantalar var. Yani profesyonel veya bu işin okulunu okumuş, mürekkebini yalamış insanlar hizmet vermiyorlar. Konuşulan konuştukları yeter, bekle, böyle o tarzda öyle önemli cümleler kullanıyorlar ki o insan oraya bir kez gelir, daha da gelmez. Otel sayısı yeterli değil. Ve son zamanlarda ki Turizm Bakanlığı bu konuda bir denetleme yapacağını söyledi, müthiş pahalı. Ya bir gece bir oda 650 lira ben gittim kendim istedim. Kalacağım dedim 640 lira bana ücret çıkarttılar. Bir odada bir gece 640 lira. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani bu mümkün değil yani böyle bir şey olamaz yani. Orada ben inşallah biliyorsunuz daha önce burada Rusya'dan gelen Rus turistler vardı. Şimdi ise hiç kimse yok artık. Bunlar nereye kaydı? Antalya'ya, Mersin'e, İstanbul'a veya İzmir'e diğer şehirlere kaydılar. Ama Trabzon'da artık Rus turist diye bir şey söz konusu değil. İnşallah yarın Araplar için de aynı şeyler söz konusu olmaz. Bana göre Turizm Bakanlığı, Müdürlüğü veya bu konuyla alakalı kurum ve kuruluşlar bu konuya gerçekten çok iyi el atmaları gerekiyor. Sadece Uzungöl değil, yayla turizmi de bu işin içerisine katılmalı. Sadece yayla turizminde değil, bakın köy turizmi bile bu işin içerisine katılmalı. Bazı köylerimiz var ki öyle güzel yapılara sahip, altyapılara sahip ki öyle güzel insanlardan oluşmuş ki. Mesela bunun bir örneğini ben veriyorum, Şalpazarı. Evet. Gidin bakın ya. Örfünü, adetini, her şeyini koruyan Çepni Türklerinden oluşmuş, Çepni kültürünü orada insanlara anlatan ve insanların da hoşuna giden gerçekten çok güzel bir belde, ilçemiz. Oraya gidelim. Çaykara çok güzel bir ilçemiz. Oraya gidelim. Orada köy turizmini de geliştirelim. Sadece bunlar değil ya. Ama bunlar tabii önce insanla başlar. İnsan yatırımıyla başlar. İnsanların bu olaya bakışıyla başlar. Yani bu konuda yetiştirmekle başlanır. Turizm okulları var. Turizm yüksekokulları var. Bu konuda yetişmiş olan insanları bana göre hemen sahaya sürmeleri gerekir. İlla onlar da kapasiteden alacakları puanlarla sahaya sürmelerini beklememek gerekir. Özel sektöre bunları göndermek gerekir. Okuldan mezun olur olmaz. Özel sektörle bunun okul arasındaki iletişimi kurarak, bakın iletişimi kurarak bu insanları o şekilde orada görevlendirmek gerekir. Ha, tabii onlar belli bir ücret karşılığı görev yapacaklar. O işletmecinin işine gelmiyor. Gelmeyince köyden veya herhangi bir yerden bu işin uzmanı olmayan insanları alarak hizmet vermeye çalışıyorlar. İşte sonuç aynı Ruslar gibi olur. Bir gün gelir ki burada bir tane Arap bulamayız. Bir tane araba hizmet veremeyiz. Maalesef bu Trabzon'da bir ihanettir. Trabzon'da bir haksızlıktır. Bunun bana göre Turizm Bakanlığı'nın, Turizm Müdürlüğü'nün ve bununla alakalı kurum kuruluşların bu konuya bir an evvel el atmaları gerekir. Evet, kesinlikle katılıyorum size. Özellikle Şalpazarı konusunda da değinmek istiyorum. Çok evet. Güzel festivaller de yapılıyor orada. Birçok belki ilçemiz yapılıyor. Tonya'da çok güzel şeyler yapılıyor. Maçka'da zaman zaman güzel faaliyetler yapılıyor. Baktığımızda belki de henüz şunu da görebiliyoruz. Henüz Trabzon'un diğer ilçelerinde olan insanları da böyle birlik beraberlik sağlayamadık diyebilir miyiz? Yani ayrı ayrı hep. Mesela Tonya ayrı bir festival yapıyor. Şalpazar ayrı bir festival yapıyor tabii. Ama özellikler farklı ya. Yani bakın giysiler farklı. Yani Trabzon'un ortak bir giysisi var. O da ne? Horon ekibinin giydiği giysi. Ya ortak giysi bu yani. Trabzon'un ortak giysi yani bir Şalpazarı'nın giysisi Tonya'nınki biri olmayabilir. Maçka'nınki biri olmayabilir yani. Veya Çaykaralı'nınki biri, Ofru'nunki biri olmayabilir. Veya Araklı'nınki ama... Bu bir, o bir hava ya. Ona ben bir şey diyemem ama herkes ayrı ayrı kıyafetlerini giysin bir arada. Ortak bir festival yapılsın. Evet. Ha, belediyenin yapması gerekenlerden bir tanesi bu işte. Büyük şehir olduk. 18 ilçeye sahibiz. Tamam. Böyle ortak payda buluştur bu ilçeleri. Gel büyük bir festival yap. Evet. Olur olmaz değil. Vallahi güzel düşünmüşsün. Tebrik ediyorum. Ya ben çok yani şey gerçekten yapıyorum. Çok hani güzel. Bu konuda gerçekten parti ayrımını evet. Yapmadan
herkesi böyle bir araya toplayıp en azından hani modern bir şehir olmayacağız biz. Ben bunu kabul ettim. Bilmiyorum benim gibi. Oluruz. Yani Trabzon'umuz için de o kadar şey olmayın. Ya bilmiyorum. Peşin hükümlü olmayın. Oluruz. 70 bin üniversiteli öğrencinin bulduğu bir şehir modern bir şehirdir. Ha işte üniversiteli konusuna gelince üniversiteliler de muzdarip. Mesela ben birçok üniversiteli arkadaşlarımla konuştuğum zaman şunu söylüyorlar. En basitinden gece 10'dan sonra hayat bitiyor Trabzon'u. Biz yapacak bir şey bulamıyoruz. Ya gece onu bırakın. Onun dışında gidip rahatlıkla tenis oynayabilecekleri bir alan yok. Hani yapmışlar, olimpiyatlar için yapmışlar ama sen orayı canlandırmadıktan sonra üniversite öğrencisi burada sıkılır. Ne kadar isteyerek gelirler. Ancak Trabzon iline yakın kişiler gelir. Bunlar yeterli mi Karadeniz, koskoca Karadeniz Teknik Üniversitesi için? Evet, yeterli değil tabii. Yani 70 bin öğrenci kapasitesine sahip bir üniversite için yeterli, kabul ediyorum. Ama bunları inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanlığı döneminde de iktidarında da görürüz diye düşünüyorum. İnşallah. Gençlerle konuştuğunuz zaman size ne söylüyorlar? Valla ben aldığınız... şunu söyleyeyim. Bir kere öncelikle gençlerin milli hassasiyetleri çok farklı. Ülkeye bakışları çok farklı. Üniversitelerinki çok farklı. Yani hepsinin ortak paydası şu. Ülke sevdası. Yani bu ülke olmazsa biz yokuz anlamını biliyorlar. Bu ülkeye hizmet aşkıyla da dolu geliyorlar. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi bana göre gençlik konumunda, ki bunu ilk ocaklarla yapıyoruz. İnşallah gençlik kollarımız kurulur, bunları da yaparız. Ve bu aktiviteyi de sağlarız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak işte geçen hafta atandığımızda bunu gerçekleştirdik. Gençlere döndük. Ya düşünün bizde 20 yaşında yönetim kurulu üyesi var. 20 yaşında en gencimiz. Evet, iki tane 20 yaşında yönetim kurulu üyemiz var. Düşünebiliyor musunuz yani? Öyle il teşkilatında 20 yaşında yönetim kurulu üyesi olmak. Ama bu arkadaşlarımız o kadar dolular ki, okullar kendilerini iyi yetiştirmişler ki, belki de bizlerin onlardan öğreneceği çok şeyler var. İnşallah ilerleyen zamanlarda konuk da etmek isterim. Kendimi. İnşallah tabii. Niye olmasın ki? Bakın bizler bile onların bu dünya görüşlerinde, benim Trabzon'a bakışlarında veya siyasi olsun veya olmasın önemli değil. Her konuda eğitimde, sosyal aktivitede onların görüşlerinden faydalanacağımızı da adım gibi eminim. Belki biz bir noktada sabit kalmış olabiliriz. Kalırız da doğaldır yani. Onların bu açık fikirliklerinden bizler de faydalanacağız. Mesela bizim yönetimimizde üniversitede okuyan öğrencimiz bile var. Bakın dikkat edin yani. Öyle sıradan bir yönetim yapmadık. Üniversitede okuyan öğrencimiz bile var. İlk defa böyle yani. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk defa böyle bir şey oluyor. Şey anlayışını da yıkacaksınız galiba. Hani sen okuyorsun, siyasete bulaşma anlayışıyla yetiştirilen bir toplumluk. Hayır. Ben ona katılmıyorum. Bak benim 3 tane oğlum var, 1 tane kızım var. 3 üniversite mezunu, 1 üniversitede okuyor. Ve hepsi de siyasetin içerisinde aktif geldiler. En küçük oğlum da 18 yaşında, şu an siyasetin içerisinde aktif. Bulunduğu okulda aktif. Katılmıyorum ona. Siyasette girmesi gerekir. Ülkenin meseleleriyle, sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir. Kesinlikle ilgilenmesi gerekir. Ama bunu hangi yolda? Ülkenin bekası yönünde. Bu konuda yapması gerekir. Kesinlikle teröre, kesinlikle anarşiye, kesinlikle ülkenin anayasasına veya demokrasisine zarar verebilecek olan hiçbir harekette bulunmalarına müsaade etmem. Bakın benim bir oğlum, en büyük oğlum, konsey başkanıydı. Üniversite kurulmuş olan ilk konseyin başkanıydı. Siyasete aktif bir şekilde. Diğer oğlum öğrencilerin elinde görevliydi. Bu oğlum da öyle. Hepsi görevliler yani. Ama siyasete benim yüzümden değil, kendi sevdaları yüzünden. Kendi sevdaları yüzünden girmişler yani. Tam aklımdan şey geçiyordu başkanım. Babadan böyle gördük, böyle gideriz diyorlar diye. Hayır. Ama kendi tercih. Kesinlikle hayır. Ben her zaman her bulunduğum toplumda, oturduğum aile kulislerinde onu bile söylerim. Hem kızlara hem erkeklere. Yavrum, ülkenin meselelerine karşı sırt dönmeyin. Kesinlikle duyarlı olun. Bu ülke size lazım olacak. Bize lazım. Ben 60 yaşındayım diyorum ya. Bize ne kadar daha lazım olacak ki? Bu ülke size lazım. Ülkenin bu gündemde, hele şu süreçte,
ülkenin meselelerine karşı çok duyarlı olun. Kendiniz fikir yürütün, fikir söyleyin. Söylemeyin demiyorum bak. Söyleyin, yanlış olabilir. Zamanla onu düzeltirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka fikir yürütün. Fikir söyleyin. Bunda bir sakınca yok. Bir sıkıntı da yok. Ben bazen çocuklarımla tartışıyorum evde. Bir konu üzerinde televizyonda dinlerken o konu üzerinde yorum yapıyoruz, tartışıyoruz. Yani inanın tartışıyoruz. İşte bana göre budur siyaset. Bana göre ülkenin değerlerine sahip çıkmak budur. Ama dediğim gibi her genç, hem de pırır pırır hem kızlarımız hem çocuklarımız, erkek çocuklarımız bu ülkenin değerlerine sahip çıkarken hadlerini, hudutlarını da iyi bilmeliler. Yani biz nereye kadar bu işin içerisinde olabiliriz? Yani affedersin, öyle anarşiye, teröre, molotof kokteyl, ya onlar yok, asla, asla. Güzel bir mesaj verdiniz. Evet. Yakın zamanda öğretmen atamaları oldu biliyorsunuz. Atamalarda eylem yapmak isteyenler, daha doğrusu isteyenler değil, yaptılar. Belki Trabzon'da o anlamda bir çalışma olmadı, bir eylem olmadı ama Türkiye'nin birçok yerinde eylem yapıldı. Hazır bu konuyla alakalı ne diyeceksiniz? Vallahi ben diyorum ya, şimdi biliyorsun bizim kamu senin başkanı Sayın Coşkun Dilber kardeşimizdir. Kendisini çok severim. Çok çalışkan, gerçekten almış olduğu görevi tam layıkıyla yerine getiren bir kardeşimiz ve onun yönetim kurulu. Bakın, ve onun yönetim kurulu. Bu arkadaşlar bana göre bu dönem üzerine düşen görevi yaptılar. Benim şanssızlığım diyorum ya, o dönemde biz il başkanlığı koltuğumuz maalesef istifa ile boşalmış bir koltuktu. Ben inanın o dönemde il başkanı olsaydım onlar nerede eylem yapıyorsa onlarla birlikte olurdum. Valiliğin önünde yaptılar, kaymakamlıkların önünde yaptılar. İnanın ben onlarla gider orada olurdum. İnşallah bundan sonraki eylemlerin hep yanlarında olacağım. Çünkü atanan bir il başkanıyım yani. İnşallah onların hep yanında olacağım. Bahar Hanım, gerçekten çok üzücü bir olay. Size samimiyetimle söylüyorum, çok üzücü bir olay. Dünyada 4 tane birinciliği olan bir okulun müdürü. Bakın dünyada 4 tane birinci. Türkiye'de demiyorum, dikkat edin. Dünyada 4 tane birinci olan bir okulun müdürü. İşte Güzel Sanatlar Lisesi müdürü. Adnan Yıldız. Ya bu okulu Akçabat'a atanan, bu okulun müdürünü Adnan Yıldız'a Akçabat'a atanan, 2 ay önce atanan bir müdür, 2 ay önce atanan bir müdür diyor ki, sen başarılı bir müdür değilsin. Sen başarılı bir müdür değilsin. Sana ben 17 puan veriyorum veya 19 puan veriyorum. 20 puan da vermiyor. Bakın, 2 ay evvel atanan bir müdür bunu tanıyacak ve buna puan vermeyecek. Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin %98'i üniversiteyi kazanıyor. Geçen sene %98'i kazandı. Hemen hemen hepsi kazandı. Böyle bir müdür ve onun yönetimindeki bir okulun yöneticilerini görevden alıyorsunuz. Bunun yanında ben ismini de vermekten çekinmiyorum. Hasan Su İçmez kardeşimiz. İşte lise müdürü. Bu kardeşimiz, ne diyoruz onlara biz? Şu dünyada ismi geçilen yere, hani benim de ismim buraya yazıldı falan diyoruz ya. Guinness Rekorlar Kitabına ismini yazdırmış bir kardeşimiz. Neden yazdırmış? Eğitime verdiği katkıdan dolayı. Okumayı en çok yaptırdığından dolayı. Okumayı en çok sevdirdiğinden dolayı Guinness Rekorlar Kitabına girmiş bir kardeşimiz. Ve bu arkadaşlar, ben 2 tanesi, bunun yanında ticaret sisi müdürü, bunun yanında çok ilkokullarda veya şurada burada okul müdürlerimiz, Akçabat'taki okul müdürlerimiz, 130 tane bunun gibi değerli okul müdürlerimiz görevlerine alındılar. Niye alındılar? Bahar Hanım, Türk Eğitim Sen Şubesi'nin, Türk Eğitim Sen'in birer üyesi oldukları için alındılar. Ve bunlar zorlandılar. Eğitim 1 sene gireceksiniz diye. Ve bunlar dik durdular. Bunlar dik duran müdürler. Adam gibi adam müdürler. Çocuklarına bırakacakları şereflerini, gururlarını ayakları altına almadan dik durup görevinden atılan diyeceğim ben. Bakın, alınan demeyeceğim. Görevinden atılan müdürler.
Ama her müdür onlar gibi dik duramadı. Duramadılar onlar. Bana göre şerefleriyle ve onurlarıyla oynattılar. Ben bunların, o bütün müdürlerin alınlarından öpüyorum. Ben Coşkun kardeşime de buradan sesleniyorum. Coşkun Dilber'e, Kamusen'in başkanına sesleniyorum. Sonuna kadar yanındayım başkanım. Namus sözü veriyorum. Şeref sözü veriyorum. Sonuna kadar yanındayım. Nereye gitmemiz gerekiyorsa oradayım. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak yok böyle bir şey. Ben ülkücüyüm diyen, ben Türk'üm diyen, ben Türk Eğitim Sen'in şubesinin bir elemanıyım deyip de onu görevden alanların her zaman karşısında olacağız. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Ama hiç kimse de engel olamayacak. En azından gururumuzla, şerefimizle, onurumuzla görevini almış oluruz. Bir eski eğitimci olarak ben bunu söylüyorum. Bir öğretmen babası olarak söylüyorum. Benim kızım da öğretmen. Ben bir öğretmen okulunda okuyan oğlum için bunu söylüyorum. Kendim için söylüyorum bir eğitimci olarak. Sonuna kadar bir eğitimci olarak Coşkun Bey'in ve onun arkadaşlarının, kader arkadaşlarının yanındayım. Sonuna kadar da yanlarında olacağımın sözünü buradan veriyorum. Bilmeyenler için ne öğretmeni olduğunuzu da isterseniz... Ben sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmeniyim. Evet, ben sınıf. 6 yıl öğretmenlik yaptım. Hangi bölgede yaptınız? Bir dönem Yozgat, bir dönem Giresun, ondan sonra da burada yaptım ve ondan sonra istifa ettim. İstifa ettiniz, siyaset hayatına girdiniz. İstifa ettim, ticaret hayatına atıldım. Ticaret yapmak için mesleğinizi bıraktınız, evet, değil mi? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani neyse, oraya girmeyelim. Orası biraz... biraz sansürlü geçelim oldu. Orası biraz şey, evet. İstifa ettim. Ticaret hayatıma atıldım. Siyasete atılmadım. Zaten siyasetin içindeydim. Ben üniversite yıllarımda da, gençliğimde 69'dan beri siyasetin içindeyim. 69 yılından beri. Lise son sınıftan beri siyasetin içerisindeyim. Lise son sınıftan beri. Evet, lise son sınıftan beri siyasetin içerisindeyim. Peki o zaman şöyle bir kıyaslama yapmanızı isteyeceğim. Lise sondan beri hani siyasetin içindeyim diyorsunuz madem. Evet. O dönemki siyasetle 2015 dönemini kıyaslarsanız, gerçi 2015'e daha gelmedik, ben uçtum. 2014'ü kıyaslarsanız ne gibi farklılıklar görüyorsunuz siyasette? Ya şimdi dönem demem, tabii siyasette farklı mezralar oluşuyor. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani 71, 72, 73, 74, 75, 78'e kadar olan siyaseti inşallah, o zamanki siyaseti Cenab-ı Allah inşallah Türkiye'de bir daha yaşatmasın. Yani binlerce insanın vurulduğu, ailelerin üzüldüğü bir dönemdi o dönem. Cenab-ı Allah inşallah öyle bir dönemdeki siyaseti inşallah yaşatmaz diyorum. Çünkü ülkücü hareket olarak biz bu konuda 5300 tane şehit vermiş bir teşkilatın mensuplarıyız. 5300 tane. Dile kolay yani. 5300 aile ağladı demektir bu. Cenab-ı Allah inşallah bu süreçleri bize yaşatmaz. 80 ihtilalinden sonra bu farklı bir döneme geldi. Siyaset daha aktif, daha farklı bir hale geldi. Bazen bizlerin de durgunlaştığı, durgun olduğu dönemler oldu. Ama siyasetin hep içerisinde oldu. Ben şahsım, yani kendim için söylüyorum, 8. il yöneticilik görevimdir bu. 8 defa il yöneticisi oldum. İl başkan yardımcılığı yaptım. Bu benim il başkan olarak dönemdeki 8. yılımdır. Yani 8. dönemimdir. 8 defa yöneticilik görevinde bulundum. Benim gibi birçok arkadaşım da bu görevlerde bulunmuştur. Ama biz siyasette hep vardık. Yani sorumluluk duygumuzu, bu konudaki sorumluluk duygumuzu hep yerine getirdik. Yani hiçbir zaman bunun dışında kalmadık. Ticaret yaparken de böyleydik. Ben öğretmenken de siyaset yapıyordum. Öğretmen siyaset yapar mı demeyin. Bunun da bir alanı vardır yani. Tabii ki öğretmen kalkıp diğer siyasi partilerde görev yapanlar gibi siyaset yapmaz. Öğretmen ne yapar? Ülkesinin sevdasını, ülkesindeki eğitimin son derece yüksek olması için. Bu bile bir siyaset alanıdır. İlerlemesi gerektiğini, mutlaka insanların okuması gerektiğini, mutlaka insanların kendisini geliştirmesi gerektiğini, sosyal aktivite yönünden son derece en yüksek seviyeye ulaşmamız gerektiğini söylemesi gerekir. Öğretmenin de siyaset yönü bu olur. Ama öğretmen, kesinlikle şunu söylüyorum, Türk bayrağını ve Türk milletini kesinlikle insanlara da sevdirmelidir.
Ben bakın, ben öğretmenken şunu söylemişimdir. Açık söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen diyemeyen hiçbir vatandaşın bu ülkenin sevdası için bir adım atamayacağına inanıyorum derdim. Türklük bir sevdadır ya. Evet. Türklük bir ırkçılık değildir. Milliyetçi Hareket Partileri kesinlikle ırkçı değildir. Herkesten çok daha ama çok daha bu konu üzerinde titizdir ve bu konuya karşı duran bir teşkilatın mensuplarıdırlar. Ama Türklük bir sevdadır ya. Bir milletin adıdır. Türklük, nasıl diyeyim ya, böyle yumruk gibi duran, işte Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, gerekirse Malatya'da, ne bileyim gerekirse Mersin'de, Adana'da, Urfa'da İngilizlere, Fransızlara karşı, Almanlara karşı hep dik duran insanların topluluğunun genel adıdır. O zaman kimse kimseye ben ne mutlu şey, ben Türk'üm, ben Kürt'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im demiyordu. Veya ben Arap'ım, ben Süryani'yim demiyordu. Biz Türk'üz diyordu. Türk bayrağı adı altında Allah Allah diyerek koşuyordu bu insanlar. Ama maalesef Türkiye'mizi öyle hale getirdiler ki, hele son 12 yılda öyle hale geldi ki, ben genel siyasete girmek istemiyorum Bahar Hanım. Genel siyaset Türkiye'de içler açıcı bir durumda. İşte dünkü olay. Ne kadar mutlu olduk. 49 tane, bunun 46'sı Türk vatandaşı ülkemize geri getirdiler. Yüreklerimiz böyle müthiş attı. Kimin emeğe geçmişse Allah razı olsun. Ama dün Cumhurbaşkanı konuşana kadar, bir şey söyleyene kadar, samimi söylüyorum ben yani çok mutluydum, yani çok huzurluydum. Ha, benim de bazı soru işaretleri yok muydu? Vardı. Ama Cumhurbaşkanı ne zaman ki velev ki pazarlık yapıldı. Ne olmuş yani? Dediği an benim bütün damarlarım attı ya. Ki aslında şöyle bakmak lazım olaya. Hani pazarlık yapılıp yapılmadığını sorgulamak bu aşamada gerçekten çok önemli. Yani çünkü pazarlığın içine çok geniş bir ya mümkün gibi mü? Bakın, burunlara bile kanamadı. Bir tane mermi bile atılmadı. Ya biz zaten bunu biliyoruz. Bahattin, biz bunu biliyoruz yani. Bunu senin söylemene gerek yok ki ya. Bunu söylemene gerek yok. Burada pazarlık yapıldı. Vatandaşlarımız da kurtarıldı. Ailelerine kavuşturuldu. Ne kadar güzel. Ama sen bunu çıkıp da orada velev ki pazarlık yapıldı. Yani kabadayılığımızı orada da sürdürdük hemen yani. Sizden ya, biz pazarlık yaptık, aldık ya işte. Ya bu ne demek ya? Ya bu Türk milletinin, bu devletin hiç mi gururu, onuru, haysiyeti, şerefi yok ya? Bir IŞİD örgütü bu ya. Kimdir bu örgüt dediğin, kimdir ya? Bir IŞİD örgütüne karşı biz orada hiçbir müdahale edemedik. Fransızlar, İngilizler hava helikopterleri indiler, bütün elemanlarını aldı, çıktılar yukarıya. Gittiler. Boşalttılar konsolosluğu. Anında bizimle aynı anda hareket ettiler. Bizse bir gün evvel Sinan Ogan bir gün evvel mecliste bağırıyor. Arkadaşlar diyor ya, bizim Musul'daki konsolosluğumuz sarılmış. Oradaki arkadaşlarımızı kurtaralım. Bir gün evvel diyor bunu ya. Sinan Ogan mecliste bağırıyor. Cırcır. Oradan İstanbul milletvekili, Sakarya milletvekili, nereden biliyorsun lan diyor, böyle hakaret ediyorlar mı? Ne demiyorlar AKP milletvekilleri? Ne oldu ertesi günü? Hepsi alındı. Sinan Ogan'ın dediği gün oraya iki tane hava helikopteri indirseydik, gerekli gücümüzle oraya gitseydik, Türkiye yakışır bir biçimde o kardeşlerimizi oradan alıp çıkamaz mıydı? Çıkardık. Biz bunu çok sahalarda yaptık. Ama Allah razı olsun, bu hükümetin döneminde kafamıza çuval da geçirilir. O da yapılır, bu da yapılır. Hepsi yapılır. Bunlara layıkmışız demek ki. Bunları görecekmişiz demek ki. Buradan AKP'ye oy verenlere seslenilir. Başka bir şey demiyorum. Peki 2023 gibi bir hedefleri var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? O sizce neden 2023 ve ısrarla söylenen bir kelime var. Ben bunu hemen hemen ulaşabildiğim herkesle sorgulamak istiyorum. Yeni Türkiye deniyor. Sizce bu yeni Türkiye'nin içerisinde ne var? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'mden memnunum.
1923'te kurulmuş olan, 1920'den bu tarafa verilen faaliyetlerden memnunum. Ben kurulmuş olan cumhuriyetimden de memnunum. Kurulmuş olan demokrasimden de memnunum. Benim yeni bir Türkiye'ye ihtiyacım yok. Bakın, yeni bir Türkiye'ye ihtiyacım yok. Ha onlar gerçekten bu yeni Türkiye'nin ne olduğunu bize açıklarlarsa, yeni Türkiye kelimesinin altında ne yatıyorsa, ne içeriyorsa bunu bize söylüyorlarsa, biz bilelim, biz inceleyelim, belki biz de ona katkı veririz. Ama sen bunu açıklamıyorsun. Sen bunu gizli kapılar arkasında konuşuyorsun. Yeni Türkiye, yeni... Lan ne var bu yeni Türkiye'de kardeşim? Türklük kelimesi ortadan mı kaldırılacak? Cumhuriyet mi yıkılacak? Ne olacak? TC'yi kaldırdık, ayrı bir konu zaten. Yani yeni bir model mi, sistem mi gelecek? Cumhuriyet yok mu olacak? Ne olacak bu yeni Türkiye'de? Yeni Türkiye'de biz bölünecek miyiz? Eyaletlere mi ayrılacağız? 23'te. Yeni Türkiye'de ne olacak? Bunları açıklayın bu millete. Bu millet evet yeni Türkiye'desin. Sana yemin ediyorum yeni Türkiye diyen halka soruyorum ben. AKP'ye oy verenlere. Yeni Türkiye'yi anlatır mısın? Ne var yeni Türkiye'de diyorum. Sustu. Hiçbir şey yok. Ben il başkanına da sorarım. AKP il başkanına da sorarım. Yeni Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Ülkeyi mi böleceksiniz? Eyaletlere mi ayıracaksınız? Federasyonlara mı ayıracaksınız? Yeni Türkiye'de sistem mi değişecek? Başkanlık sistemi mi gelecek? Ne gelecek? Yeni Türkiye'de ne olacak? Bize bunu söyleyin. Bir feodal yapı mı gelecek? Yeni Türkiye'de diğer partileri yok mu edeceksiniz? Yeni Türkiye'de sizden olmayanları bu ülkede yaşama hakkı vermeyecek misiniz? Ki öyle yapıyorsunuz. Eğitimde öyle, sağlıkta öyle. Ne bileyim ben, kurumlarda öyle, içişlerinde öyle. Her yerde bunu yapıyorsunuz. Bizden olmayana nefes aldırmayız diyorsunuz. Hele hele ülkücülere hiç ama hiç nefes aldırmayız diyorsunuz. E şimdi ben de soruyorum burada. Ne oluyor yani? Biz şunu söylüyoruz. Çıksınlar açık açık bunu gerek mecliste gerekse farklı yerlerde nerede konuşulmaları gerekiyorlarsa konuşsunlar. Açıklasınlar. Ne demek istediklerini bilelim. Belki de destek vereceğiz ya. Biz bu ülkenin sevdalısıyız. Yeni Türkiye ile çok daha rahat, çok daha modern, çok daha huzurlu bir ortam olacaksa biz ona destek de veririz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz ülkücüyüz. Ülkücülük bu vatanı sevmektir. Sevdiğimiz bu vatanı en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Her konuda en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Eğitimdir, sosyalitedir, ne bileyim ben teknolojidir, sanayidir. Ne gelirse aklınızdan ne gelirse her konuda en yüksek seviyeye çıkarmaktır ülkücülüğün genel adı. İnşallah Allah hayırlara vesile eder diyorum. Peki biraz da ben Trabzon'dan konuştuk. Türkiye siyasetinden konuştuk. Bir takım sıkıntılardan konuştuk. Konuşabildiğimiz kadar. Uzanabildiğimiz kadar her yere uzanmaya çalıştık. Geldik konuşma programıyla birlikte. Bunların yanı sıra benim size bir sorum olacak. Sizce mutlaka vardır Türkiye dışından iletişimleriniz. Türkiye dışarıdan bakanlar bizim ülkemizi nasıl görüyorlar? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Türk Cumhuriyetleri var. Türkiye'nin dışından en çok Türkiye ile ilgilenen ve Türkiye'ye dışarıdan bakanlar. Bu Türk Cumhuriyetlerinden örnek veriyorum. Birçok ülke rahmetli Başbuğ'un zamanında Türkiye'yi hep bir baba, bir ana ülke olarak görüyorlardı. Rahmetli Başbuğ, merhum Başbuğ sürekli oralarla bir iletişim halindeydi. Sürekli insanlarla görüşürdü ve ülkemizi onlara hep o kadar güzel anlatırdı ki hiç korkmayın arkanızda Türkiye var diyorlardı. Ama maalesef bu hükümet döneminde Türk kelimesi nerede geçiyorsa, Türk kelimesi nerede geçiyorsa bu ülkeye hiçbir zaman yardım yapılmadı. Bakın Türk kelimesinin geçtiği hiçbir, bugün mesela soruyorum. Türkistan'da, Doğu Türkistan'da orada yaşayan Türk insanların, bak ismi üzerinde Türkistan diyoruz. Oradaki Türklerin çektiği eziki çileyi biliyor muyuz? Kimler biliyor? MHP'den başka kim biliyor? Şimdi soruyorum AKP hükümeti bu konuyla ne kadar ilgileniyor?
O Türk milletlerinin ülkemize bakışı artık bu bizim anamız değil, babamız değil diyorlar. Kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar. Diğer süper güçlerin ülke olan arı tamamen kesildi artık. Türkiye ayağı kaldırıldı, bir boşluğa bırakıldı. Artık onların bizimle hiç alacak verecekleri yok. Mesela ABD, Türkiye'ye nasıl baktığı artık belli. Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye'ye nasıl baktığı belli artık. Ne oldu bizim Avrupa Birliği'miz? Ne oldu bizim Avrupa'ya geçişimiz? Hiç daha gündemde mi? Hani o uçaklarla havalanlarında karşılanan Sayın Başbakan, Avrupa Fatihi diye bahsedilen Sayın Başbakan, ne oldu? Var mı bugün gündemde? Hiç var mı yani Avrupa'ya girmek, Avrupa yok, Birliği'nde olmak? Bu, evet. Gündem, bunlar gündemde mi artık? Gündemde değil. Değil, evet. Çıkarıldı bunlar gündemden. Ben şunu söylüyorum. Artık ülkemize dışarıdan bakan hiçbir kimse, kardeş, dost, ne bileyim ben, işte paylaşılmamız gereken ortak paydalarımız, değerlerimizi paylaşan hiçbir ülke kalmadı diyebilirim. Bu dış işlerinde bugüne kadar yapılan en başarısız dönemin olduğu bir dönemdir. 2002 döneminde bakın Türkiye sıfır dış sorunla beraber teslim edilmiştir. Sıfır terörle teslim edilmiştir bu ülke hükümete. Biz o zamanlar İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Yunanistan'la, Bulgaristan'la veya Sudan, Libya, Suudi Arabistan bunlarla dosttuk ya. Bir sorunumuz yoktu bizim ki. Hiçbir sorunumuz yoktu. Ama şu an hepsiyle kavgalıyız. Suudi Arabistan'la kavgalıyız, Mısır'la, Libya'yla kavgalıyız, Suriye'yle bıçak sırtında kavga ediyoruz. İran'la, Irak'la aynı şekilde. Hepsiyle kavgalı duruma geldik. Kimin yüzünden geldik? Dış işlerindeki yanlış politikalar yüzünden geldik. Bugünkü Sayın Başbakanımız Davutoğlu o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Başarısız bir dönem geçirdik. Kim ne derse desin. O dönem çok başarısız bir dönemdir. Ama bugün başbakan oldu. Saygıyla, Türkiye'nin başbakanıdır. Saygıyla yapacağı icraatları bekliyoruz. Eleştirmemiz gereken yerde eleştireceğiz. Övmemiz gereken yerde alkışlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani şu an bunu bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da aynı şeyleri bekliyoruz. Bu ülkenin cumhurudur. Bu ülkenin temsilcisidir artık. Dünyada ve her yerde bu ülkenin temsilcisidir. Milletin de cumhurudur. Davranması gerektiği gerekler içerisinde, çerçeve içerisinde davranacağına inanıyoruz. İnşallah ülkemiz için de hayırlı olacak diyoruz. Teşekkür ediyorum ben sizlere. Programımızın sonuna geldik fakat programımızı kapatmadan önce bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir olay yaşandı Sayın Başkanım. Belki biliyorsunuzdur. Bu haberi ilk olarak ben okuyup ardından da sizin bir mesajınız varsa mesajınızı alıp ondan sonra da programı sonlandırmayı düşünüyorum. Olay şöyle sevgili izleyenler, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesi'nde dün gece saat 11.00'da görüşlü öğrencilerin kavgasında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Metehan Tuna göreyi iddiaya göre Alperen M, Fatih Ç ve Emre V yolda görerek sıkıştırdı. Tartışmaya başlayan şahıslar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada ağır yaralanan Mete Antun'u kaldırıldı. Fatih Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi olan Alperen M, Fatih Ç ve Emre V gözaltına aldı. Emniyet ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen öğrencilerden Alperen M'yi kasten yaralama suçundan tutuklayarak Bahçecik cezaevine gönderdiler. Fatih Ç ve Emre V denetimli serbestliğinden göre uyutulacağı öğrenildi diye bir haberimiz vardı. Şimdi ilk defa duydum burada yani. Zaten dediğim gibi haberde de belirttiğim gibi dün akşam, dün gece saat 11'de yaşandı bu olay
bizim ekip arkadaşlarımız araştırdı haberi, bu acı haberi ilk biz paylaştık. Detaylarını zaman zaman sitemizde gönderdik ama gerçekten... Bugün basında da çıkmadı, bütün basını takip ettim, basında da çıkmadı bu arada. Genel basında, yani yazın evet. Basında diyeyim ben size, yarın ancak çıkar. Çünkü gerçekten üzücü bu olay. Kesinlikle. Es geçeceklerini sanmıyorum. Biz tabii internet sitesi olduğumuz için diğerlerinden ayrıcalıklı olarak erken sunabiliyoruz olayları. Onun avantajını, kötü bir olayda da dezavantajını yaşıyoruz. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım bu şekilde. Gerçekten buradan ailelere sabır diliyorum. Acı bir olay. Amin. Ben de sabır diliyorum. Üzücü bir olay gerçekten. İnşallah tekrarı yaşanmaz diyorum ben. Gerçekten çok üzüldük. Hele Trabzon'umuz için. Bunlar iyi mesajlar değil. Güzel mesajlar değil. Okullar daha yeni açılmışken. İnşallah bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz diyelim Trabzon'da. Ailesine de bilemiyorum tabii. Tamamen öldü mü bu kardeşimiz? Öldü diye okuduk. Yanlış bilgilendirmeyelim. Ama evet. Sanırım uyutuluyor. Haberde yenilenmesi gereken noktalar var. Çünkü iki ayrı bilgi yer alıyor. Evet. Hem uyutuluyor hem... İnşallah ailesine... Sanırım son okuduğum bir habere göre vefat etti diye yazıyordu. Ama yine de buradan yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Deseyi zaten araştırıp bizim arkadaşlarımız üzerinde değiştirmeler yapıyordur. Çünkü bu haberi an be an takip eden muhabirimiz Şükrü Üçüncü, herhangi bir detay atlayacağını düşünüyorum. Eğer şu anda biz okuyamadığımız için net bir şey konuşamıyoruz ama eğer vefat etmediyse de hastanedeyse Allah'tan şifa diliyoruz. Amin. Allah yardımcısı olsun diyorum. Hem genç kardeşimize hem de ailesine Allah yardım etsin diyorum. Allah acil şifalar nasip eylesin diyorum ona. Ne diyeyim başka? Gerçekten çok üzüldüm ben. Uzun yıllardır böyle bir haberi hiç duymuyorduk Trabzon'da. Evet, Trabzon'da gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten olumsuz bir olay. Evet. Çok olumsuz bir olay. Ama yakınları için de çok acı bir olay. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. Ben size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geldi. Kırmadınız, konuştuk birçok şeyi. Umuyorum ki merak edilenleri de yanıtlamışızdır. İnşallah başka bir programda. İnşallah diyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. Sağ olun. Sevgili izleyenler, bir başka geldi konuşma programında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın diyorum. İyi günler.